Selamlar selamlar. Dünyaca ünlü psikolog Martin Seligman'ın öğrenilmiş çaresizlik üzerine bir deneyi var. Köpek balıklarına bir kaba koyuyorlar ve araya bir bölme koyarak, cam bir bölme, şeffaf bir bölme koyarak bu kabın içinde diğer tarafa köpek balığının yiyebileceği besin kaynağı olabilecek balıkları koyuyorlar. Köpek balıkları Acıktıkları zaman o diğer besin kaynağı olabilecek balıkları yemek için her hareket ettiğinde o cama vuruyorlar ve geri kalıyorlar. Cama vuruyorlar, geri dönüyorlar. Cama vuruyorlar, geri dönüyorlar ve bir taraftan da bu köpek balıklarını küçük küçük besliyorlar dışarıdan. Ve bir süre sonra köpek balıkları artık öbür tarafa geçip besin kaynağı olan balıkları yeme çabasını bırakıyor doğal olarak. Ve bu deney devam ediyorken artık onların besin kaynağı olan dışarıdan verilen besinler de verilmemeye başlıyor ve kesiliyor. Köpek balıkları iyice acıkıyor. Ve deneyin son can alıcı kısmı, iki seçeneği var artık köpek balığının. Ya açlıktan ölecek ya da yan taraftaki yine besin kaynağı olan balıkları yemek için hareket edecek ve bu süreçte aradaki bölmeyi de kaldırıyorlar. Yalnız çok ilginç bir şey oluyor. Aradaki bölmenin de kalkmasına rağmen köpek balıklarının diğer balıklarını diğer balıkları yemek için önlerinde artık hiçbir engel kalmamasına rağmen köpek balıkları açlıktan ölüyor. Bu nasıl bir şeydir? Bu nasıl bir öğrenilmiş çaresizliktir. Bunu Martin Seligman şu şekilde demiş. Öğrenilmiş acizlik diye. Artık öyle bir noktaya geliniyor ki bir yerden sonra ben bunu zaten yapamam, edemem diye. O fırsatlar, hayatımızdaki olaylar önümüze gelse bile daha önceki denemelerimiz sonuçsuz kaldığı için bırakıyoruz. İşte bununla da öğrenmiş çaresizlik. Ve lütfen siz de hayatınızda yaşadığınız alanlara bakın. Bu girdiğiniz kısır döngülere bakın. Aslında bizim içimizde muazzam bir potansiyel vardır. Sonsuz kaynak vardır. Bunu lütfen değerlendirmeyi seçin. Hz. Ali'nin lafını da buraya yazalım. Sen kendini küçük bir cisim zannedersin ama en büyük alem sende gizlidir. Veya zerresin ama kainata gebesin, veya insan dürülü bürülü evrendir. Bu potansiyellerimizi artık görmeyi seçin diyorum.